İyi günler. Biz Tarsus Belediyesi'nin dikiş atölyesinde görev alıyoruz. Ben Duygu Karakaş. Durduk, düşündük. Arkadaşlarımızla istişareye yattık. Neler yapabiliriz diye. Elimizden gelen sadece mesleğimizle ilgili bir şeyler yapabilecektik. Pijama, eşofman, bere, bu tarz şeyler dikip yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Biz her pijama diktiğimizde, her bir bere diktiğimizde özellikle çocuklar için çok duygulanıyoruz. Çünkü büyükler bir şekilde kendini ısıtabiliyor, koruyabiliyor ama çocuklarımız koruyamıyor. En çok onlar için çalışıyoruz. Tabii ki kadınlarımız da çok önemli. Çocuklarına daha sağlıklı bir hayat vermeleri gerekiyor bundan sonra. Hem psikolojik, hem maddi, hem manevi. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Her diktiğimiz pijamada bizim de sevgimiz var, acımız var, duygumuz var. Çok şey söylenebilir ama hiçbir şey söyleyemiyoruz. Çünkü sözümüzün bittiği yerdeyiz artık. Sizin vesilenizle de belediye başkanımıza, tüm müdürlerimize, tüm yetkililerimize teşekkürümüzü iletiyoruz. Çünkü bize vesile oldular. Biz de çorbada bir tuzumuz oldu, katkımız oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben Murat Uluçam, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı konfeksiyon atölyesinin yöneticisiyim. Tarsus Belediyesi olarak, konfeksiyon atölyesi olarak bizdeki kumaşlardan kışlık olarak kadın, erkek ve çocuklar olmak üzere pijama dikmeye başladık. Büyükten küçüğe doğru dikiyoruz ki elimizdeki kumaşlardan hiçbir şekilde fire vermeden depremde de vatandaşlarımız için bir nebze bizde katkımız olsun diye burada dikim yapıyoruz. Şimdi kumaşlarımız geldikten sonra ilk başta kesim yapılıyor. Kalıplarımız var. Kalıpları da çizdikten sonra kesiyoruz. Sonra diğer arkadaşlarımıza veriyoruz biz. Onlar da overlock'ını yapıyor, bacak kısmını yapıyor, lastiklerini dikiyor. En son da paketlenip bağlanıyor, sonra teslim ediliyor. Depremde zarar görmüş vatandaşlarımıza bir nebze bizim de bir katkımız olsun diye biz de bunu yapıyoruz. O yüzden konfeksiyon olarak katkı sağlamak istiyoruz. Şu an kış olduğu için kışlık kalın eşofman gibi elbiseler dikiyoruz. Onlardan sonra yazlığa geçeceğiz. Gene biraz daha ince, gene pijama türü, o tür şeylerden devam edeceğiz. Dediğim gibi kalıpları koyduktan sonra geriye kalan kumaş parçalarından nasıl değerlendiririz diye büyükten küçüğe doğru çiziyoruz. En son kalan parça bere olacak şekilde. Yani hiçbir şekilde kumaşımıza fire vermeden kesiyoruz ve dikiyoruz. Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Haluk Bozdağ'ın Bey'le birlikte vatandaşlarımıza bir nebze yaralarını sarmak için hep birlikte gönül gönüle devam ediyoruz çalışmalara. Anlatılması güç bir şey. Tabii o insanlar güç durumdalar. Biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çok üzülüyoruz ama yaptığımız için de çok mutluyuz. Çünkü iyi bir şeye vesile olacak. İyi bir şeylere gidecek. Yani o yüzden zevkle, şevkle yapıyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyoruz zaten. Yani dediğim gibi burada elimizden geldiğince arkadaşlarla birlikte her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Merhabalar, ben Fulya Akkuş. Belediyenin dikiş atölyesinde çalışıyorum, konfeksiyon atölyesinde. Bu depremden sonra biz de kadınlar olarak burada çalışan kadın arkadaşlarımızla beraber düşündük ne yapabiliriz. Kadın dayanışması gösterelim. Buradaki kadınların mağduriyetini düşünerek çocukların, kadınların pijamalar, kadın, erkek, çocuklara, kalan kumaşlardan, kalın kumaşlardan hatta kış olduğu için kalın kumaşlardan bere dikelim dedik. Elimizden gelen el emeğimizin olduğu, hani gönülden yapmak istedik bu işi. Gerçekten de gönülden çalışıyoruz bütün arkadaşlar olarak. Belediye olarak, belediyemizin dikiş atölyesi olarak katkıda bulunmak istedik. Bu da bizim için önemliydi. Çünkü destek vermek istedik ama deprem bölgesine gidemediğimiz için, mağdurlarla görüşemediğimiz için buradan destek vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bütün arkadaşlar olarak. Belediyemizin bütün birimleri bu durumda destek olurken biz de dikiş atölyesi olarak elimizden gelen dikiş işleri üzerinden katkıda bulunmak istedik. Bize bu imkanı veren belediye başkanımıza ve müdürlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz ayrıca.